Herkese merhaba. Yine harika bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda 30 soruda Dünya Gücü Osmanlı Devleti, yani Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorudayız. II. Murad'ın 1451'de ölümünün ardından Osmanlı Devleti'nin başına oğlu II. Mehmet geçti. İleride Fatih unvanını alacak olan bu padişahın en büyük amacı İstanbul'u fethederek Bizans'ı ortadan kaldırmaktı. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar için İstanbul'un fethini zorunlu kılan sebeplerden birisi olamaz? Gelin şıkları birlikte analiz edelim. A ile başlıyorum müsaade ederseniz. Bizans'ın her fırsatta Avrupa devletlerini Osmanlılar üzerine kışkırtarak Haçlı seferlerinin düzenlenmesine neden olması Osmanlılar için İstanbul'un fethini zorunlu kılan sebeplerden birisi miydi? Evet, A gitti, B'ye geldik. Memlüklerin her fırsatta fethi için Osmanlıları cesaretlendirmesi, teşvik etmesi Osmanlılar için İstanbul'un fethini zorunlu kılan nedenlerden birisi miydi? Hayır, böyle bir şey söz konusu bile olmadı. B'yi işaretleyelim, dursun bir yerde. C'ye geldik. Bizans'ın coğrafi anlamda Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması Osmanlılar için İstanbul'un fethini zorunlu kılan bir diğer neden miydi? Evet, C'de gittim. D'ye geldik. Şehzadelerin taht kavgaları sırasında Bizans'ın sık sık taraf olması, şehzadeleri koruması Osmanlılar için İstanbul'un fethini zorunlu kılan bir diğer neden miydi? Evet, D'de gitti. E'ye geldik. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlılara karşı kışkırtması yine Osmanlılar için İstanbul'un fethini zorunlu kılan bir diğer neden miydi? Evet, o halde birinci sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik ikinci soruya. II. Mehmet tahta geçer geçmez İstanbul'u fethetmek için hazırlıklara başladı. Yukarıdakilerden hangileri bu hazırlıklara örnek olarak verilebilir? Bakalım Fatih neler yapmış? Birinci öncülde devam ediyorum. Osmanlılara karşı düşmanca tutumunu sürdüren Karamanoğlu Bey'ini yeniden itaat altına almış mıdır? Bu hazırlıklara verilebilecek güzel bir örnek midir? Evet, ikinci öncüle geldim. Balkanlara ve Bizans'a bağlı Mora despotluğu üzerine Akıncı birlikleri göndererek Avrupa'dan gelebilecek yardımların önünü kesmeye çalışmış mıdır Fatih Sultan Mehmet? Evet, ikinci öncülü de aldık. Geldik üçüncü öncüde kuşatma sırasında düzenlenecek bir Haçlı seferini önlemek amacıyla, dikkat şuraya, Venedik, Sırbistan ve Eflak ile yeni anlaşmalar yapmış mıdır Fatih Sultan Mehmet? Evet, üçüncü öncülü de aldık. O halde ikinci sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Geldik üçüncü soruya. Türklerin İstanbul'u kuşattığı sırada, dikkat, Avrupa'da 100 yıl savaşları aşağıdaki devletlerden hangisinin zaferiyle sonuçlanmıştır? Bir kere bir 100 yıl savaşlarının yavru kurtlar tarihini hatırlayalım. 1337-1453 tarihleri arasında yaşandı 100 yıl savaşları. Kimle kim arasındaydı? İngiltere ile Fransa arasındaydı bu savaşlar. Peki bu savaşları kim kazandı? Yüzyıl savaşlarının kazanan tarafı kim oldu? Fransa oldu. Üçüncü sorunun cevabı o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. Dördüncü soruya geldik. Osmanlı tarafında İstanbul'un fethi için gerekli hazırlıklar yapılırken Bizans İmparatoru 11. Konstantin de savunma için gereken önlemleri almaya çalışıyordu. Yukarıdakilerden hangileri Bizans İmparatoru'nun aldığı bu önlemlerdendir diye sordum. Birinci öncüyle yine devam edelim. Grejuve denilen suda yanan ateşler hazırlattı mı Bizans İmparatoru bir önlem olarak? Evet, birinci öncüyle aldım. İkinci öncüyle geldim. Haliç'in girişini zincirle kapatarak donanmayı bu zinciri korumakla görevlendirdim imparator. Evet, ikinci öncüyle de aldık. Bu da doğru. Üçüncü öncüyle geldim. Surları tamir ettirip halkı silahlandırmış olabilir mi Bizans İmparatoru bir önlem olarak? Evet. O halde dördüncü sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik beşinci soruya. Bizans İmparatoru Türklere karşı Papa'dan ve Avrupalı devletlerden yardım istemeyi de ihmal etmedi. Hatta beklediği yardımı alabilmek için Ortodoks Kilisesi'ni Katolik Kilisesi ile birleştirme yoluna gitti. İlginç. Ancak İstanbul halkı ve Ortodoks din adamları Katoliklerle birleşmeye karşı çıktılar. Bu birleşmeye, cümleye dikkat, İstanbul'da Latin külahı görmektense
Türk sarığı görmek daha iyidir diyerek tepki gösteren Bizanslı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Birçok yerde eminim karşınıza çıkacaktır bu soru. Böyle bir cümleyi sarf eden kişi soruluyor ise aklınıza Grand Duke ya da Mega Duke Lucas Notaras gelsin. O halde 5. sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. 6'ya geldik. Osmanlı millet sisteminin kurucusu aşağıdaki Osmanlı sultanlarından hangisidir? Eminim Osmanlı millet sisteminin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Ben kısaca açıklamak istiyorum sorunun cevabını vermeden. Millet sisteminden kastımız ne? Osmanlı millet sistemi deyince aklımıza ne geliyor? En basit tabiriyle Osmanlıcılık fikir akımı gelebilir. Neden diyecek olursanız açıklayacağım şimdi. Neydi Osmanlıcılık? Dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin Müslüm ve gayrimüslim tüm tebaayı bir arada tutmayı amaçlayan bir fikir akımıydı. Müslüm ve gayrimüslim ayrımı gözetmeksizin herkesi Osmanlı olarak kabul eden bu anlayışın adı neymiş? Millet sistemiymiş. İşte bu sistemin kurucusu İstanbul'un Fatihi yani 2. Mehmet'tir. 6. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Denizli olmalı. 7'ye geldik. İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından oldukça önemli sonuçları olmuştur. Evet, yukarıdakilerden hangileri bu sonuçlardan birisidir? Birinci öncüyle devam ediyorum. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan su yolunu kontroller altına alarak ekonomik yönden güçlendi mi Osmanlılar? Evet, birinci öncüyle aldık. Peki ikinci öncüyle geldik. Osmanlılar Asya ve Avrupa kıtalarındaki topraklarını birleştirerek Anadolu ve Balkanlardaki hakimiyetlerini pekiştirdiler mi? Bu da doğru mu? Evet. İkinci öncülü de aldım. Üçüncü öncülüğe geldim. İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin Türk ve İslam dünyasındaki saygınlığı artmış mıdır? Evet. Bu da doğru bir bilgi. O halde yavru kurtlar 7. sorunun cevabı yine nefis bir soruydu. Ne olmalı? Adana olmalı. 8. sorudayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra egemenlik alanını genişletme, topraklarının güvenliğini sağlama ve ticaret yollarına hakim olmaya yönelik faaliyetlerini devam ettirdi. Bu amaçla Anadolu ve Balkanlar yönünde seferlere çıkarak önemli fetihler yaptı. Yalan yok. Peki soru kısmına geliyorum. Sultan II. Mehmet ilk seferini aşağıdaki bölgelerden hangisi üzerine yapmıştır? Şöyle bir şıklara bakınız. Fatih Sultan Mehmet ilk seferini nereye yapacaktır? Sırbistan üzerine yapacaktır. 8. sorunun cevabı da o halde ne olmalı? Adana olmalı. 9'a geldik. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Ege Denizi kıyılarını ve Ege adalarını topraklarına katmak için harekete geçti. Bu amaçla 1456 yılında Osmanlı donanmasını Ege Denizi'ne doğru sefere çıkardı. Vay be. Kendisi de ordusu ile birlikte karadan donanmayı takip etti. İlk olarak Kuzey Ege kıyılarında bir liman kenti olan Enez alındı. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yani Fatih döneminde ele geçirilen adalardan birisi olamaz? Limni, Gökçeada, Taşöz, Semadirek, Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilen adalara örnektir. Rodos'un fethi Fatih dönemine ait bir gelişme değildir. Neydi Rodos'un fethi tarihi? 1522 Kanuni dönemine ait bir gelişmeydi. O halde 9. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 10. sorudayız. İstanbul ve Boğazlardan sonra Ege adalarının da Osmanlıların eline geçmesi en çok Venedikleri endişelendirdi. Bunun üzerine Venedik Osmanlı Devleti'nin yayılışını durdurmak için çeşitli arayışlara geçti ve bazı devletlerle gizlice Osmanlılar aleyhine anlaştı. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden birisi olamaz? Hemen gözünüz korkmasın, çok zor bir soru değil. Aslında şunu kastettim. Aşağıdakilerden hangisi Venedik'in Osmanlılara karşı 1453 sonrası anlaştığı devletlerden birisi değildir demek istedim. Şöyle şıklara bakınız. Akkoyunlar, Karamanoğulları, Arnavutlar ve Macarlar 1453 sonrası Venedik'in Osmanlılara karşı gizlice görüştüğü, anlaştığı devletlere örnek olabilir mi? Olabilir.
Kadı Burhaneddin niye olamaz? Çünkü Kadı Burhaneddin Devleti 1395 tarihi veriliyor. 1398 diye makaleler de var. Tarihinde Kadı Burhaneddin Devleti yıkıldı. Akkoyunlular tarafından ortadan kaldırıldı. Kadı Burhaneddin Devleti yükselme döneminde yok ki Venedikliler Osmanlılara karşı gizlice anlaşabilsin. O halde 10. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 11. sorudayız. 1463 yılında başlayan Osmanlı-Venedik savaşları 1479 yılında Venedik'in barış istemesi üzerine sona erdi ve iki taraf arasında bir antlaşma imzalandı. Yukarıdaki maddelerden hangileri bu antlaşmada yer almıştır diye sordum. Birinci öncülle başlıyorum. Venedikler İstanbul'da Balyoz adı verilen bir elçi bulunduracak ve Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabileceklerdir. Bu hüküm anlaşmada yer aldı mı? Evet, birinci maddeyi alıyoruz o zaman. İkinci öncülle geldik. Venedik Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödeyecek. Bu maddede yine bu anlaşmada yer aldı mı? Evet. Peki üçüncü öncülle geldik. Osmanlı Devleti Kroya ve İşkodra dışında savaşta aldığı yerleri geri verecek hükmü de yine bu anlaşmada yer almış mıydı? Evet. O halde 11. sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Geldik 12. soruya. Sultan II. Mehmet'in son seferi aşağıdaki bölgelerden hangisi üzerine yapılmıştır? Fatih Sultan Mehmet'in son seferi 1480 yılında Otranto üzerine yapılmıştır. Peki Otranto nerede? İtalyan çizmesi aklınıza gelsin. Çizmenin topuğunda bir yer Otranto. O halde 12. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. 13. soruya geldik. Osmanlı tarihinde aşağıdaki isyanlardan hangisinin bastırılmasıyla Şehzade Selim Yeniçerilerin desteğini alarak babası 2. Bayezid'i tahttan indirip 1512 yılında Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir. 2. Bayezid ne zaman tahta çıkmıştı? 1481. Yavuz Sultan Selim tarafından ne zaman tahttan indirilmiş? 1512 tarihinde. Peki soruyu buna göre de çözebiliriz. Şıklara bakalım isterseniz. Şeyh Bedrettin isyanı Çelebi Mehmet dönemiydi. Olmaz. Bu döneme tekabül etmiyor. Dikkat edin. Baba İshak 1240-41 tarihi veriliyor. Türkiye Selçukları dönemi bu aralıkta olma şansı var mı? Yok. Babek isyanı Abbasiler dönemi alakası olmayan bir şık. D'de gitti. Mazdek isyanı Sasani Devleti döneminde çıkan bir isyanı. Sosyalist karakterli bir isyanı. Akunlar sayesinde bastırıldı. Bu aralıkta mı Mazdek isyanı? Hayır. 1511 yılında 2. Bayezid döneminde Şah Kulu ya da Şeytan Kulu isyanı çıktı. Diğer adı Şeytan Kulu'ydu. Bu isyanı Osmanlılar bastırmakta biraz zorlandılar. Bu isyanın bastırılmasından sonra Yeniçerilerin de desteğini alarak Yavuz Sultan Selim babasına karşı isyan etti ve tahtı ele geçirdi. 13. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. 14'e geldik. Osmanlı Memlük gerginliği ilk olarak aşağıdaki Osmanlı sultanlarından hangisi döneminde başlamıştır? Osmanlı Memlük gerginliğinin çıkış noktası Yıldırım Bayezid dönemidir. Bu dönemde Memlüklerin hamiliğini yaptığı topraklardan bazıları Osmanlılar tarafından ele geçirildi. Elbistan, Besni, Malatya, Darende gibi toprakları Yıldırım Bayezid ele geçirdi. Bunun üzerine Osmanlı Memlük gerginliği patlak verdi. Bu gerginlik Fatih Sultan Mehmet döneminde Hicaz su yolları meselesi ve diğer gerekçelerden dolayı doruğa çıktı. 2. Bayezid döneminde Memlüklerin Cem Sultan'ı desteklemesi vesaire nedenlerden dolayı silahlı çatışmaya dönüştü. Yavuz Sultan Selim tarafından da Memlük Devleti'ne son verildi. 14. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Adana olmalı. 15. sorudayız. Yavuz Sultan Selim döneminde aşağıdaki beyliklerden hangisinin Osmanlılara katılmasıyla Anadolu Türk siyasi birliği de resmen tamamlanmış oldu. Yavuz hangi tarihler arasında tahta çıkmış idi? 1512-1520. Çaldıran zaferi sonrası dönüşte 1515 tarihinde Dulkadir ya da Zülkadir oğulları üzerine yüründü. Turnadağ zaferiyle Dulkadir Beyliği ortadan kaldırıldı ve böylece Anadolu Türk siyasi birliği de resmen tamamlanmış oldu. Dulkadir oğulları bağımsız beylikler içerisinde Osmanlı'ya katılan son beylik olarak da kabul görmektedir. Karamanoğulları daha önce Osmanlılara katıldı ki keza Germiyan oğulları da aynı şekilde daha önce Osmanlılara katılmış idi. Eretnalılar deyince ya da Eretnoğulları deyince aklımıza Emir Eretna gelsin. Sivas Kayseri dolaylarında kurulmuş bir beylik idi. Kadı Burhaneddin tarafından ortadan kaldırıldı bu beylik.
Kadı Burhaneddin Beyliğine de ak koyunlar son verdiler. 15'i bir kere daha tekrar ediyorum. 15 ne olmalı? Bursa olmalı. 16'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz'in bir Türk gölü olması amacıyla yapılan fetihlere örnek olarak verilemez? Aslında soruda şunu kastettim. Zor bir soru değil. İnanın çok kolay bir soru. Aşağıdakilerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur? Kırım'ın Karadeniz'e kıyısı var mı? Var. Amasra'yı Cenevizlerden Fatih döneminde aldık. Karadeniz'e kıyısı var mı? Var. Sinop'u Candaroğullarından aldı Fatih Sultan Mehmet. Karadeniz'e kıyısı var mı? Var. Trabzon 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğundan alındı. Karadeniz'e kıyısı var mı? Var. Ama Malta'nın Karadeniz'e kıyısı yok. Zaten Malta fethedilemedi. 1565 yılında kuşatıldı ama alınamadı. O halde 16. sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. 17. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Memlük Devleti'nin yıkılışının ardından yaşanan gelişmelerden birisi değildir? Aslında şöyle sormak istedim. Hangisi Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir? Evet, bu seferler neticesinde halifelik Osmanlı hanedanına geçti diyebilir miyiz? Doğru mu? Doğru. Peki B'ye geldik. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hakimiyeti kesinleşmiş oldu mu Mısır seferi sonrası? Hayır. Preveze deniz zaferi ve sonraki deniz zaferleri aklınıza gelsin. B. Dursun şuraya yazdım. C'ye geldik. Sultan Selim'in İslam dünyasını Osmanlı yönetimi altında birleştirme ideali gerçekleşmiş oldu mu halifelikten dolayı? Evet. D'ye geldim. Mukaddes emanetler İstanbul'a getirilerek Topkapı Sarayı'ndaki Hırkayı Saadet Dairesi'nde muhafaza altına alındı mı? Bu bilgi doğru mu? Bu da doğru. Suriye, Filistin ve Mısır'ın yanı sıra kutsal toprakların bulunduğu Hicaz bölgesi Osmanlı hakimiyetine Mısır seferi sonrasında girmiş oldu mu? Resmen evet. O halde 17 ne olmalı? Bursa olmalı. 18. sorudayız. Osmanlı Sultanı 1. Süleyman'a çıkardığı kanunlardan ve adalete bağlılığından dolayı kanuni sanını veren ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? Şakayla karışık bir cevap vermek istiyorum müsaade ederseniz. Yani kanuniye, kanuni denmesine sebep olan tarihçi kimdir diye sordum. Aklınıza hemen Dimitri Kantemir gelsin. 18. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Edirne olmalı. Diğer şıklara da bakalım. Diğer şıkların hepsi tarihçi zaten. Bernard Lewis deyince aklımıza Modern Türkiye'nin Doğuşu isimli eser gelsin. Justin McCarthy tam bir Türk dostu, Osmanlı dostu. Gibbons deyince aklımıza Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna dair nazariyeler gelsin. Avrupa'da en çok kabul gören ve günümüzde nazariye Gibbons'a ait nazariyedir. Osmanlı'nın nasıl kurulduğuna dair fikirler ortaya atmıştır. Joseph Puxa von Hammer zaman zaman gazetelerin kupon karşılığında kitaplarını vermesinden dolayı hatırınızda kalan bir tarihçi, Osmanlı tarihi yazarlarından birisi kendisi. Birkaç cilt Osmanlı tarihi kaleme almıştır. O halde bir kere daha cevabı tekrar ediyorum. 18 ne olmalı? Edirne olmalı. 19. sorudayız. Kanuni Sultan Süleyman döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle birlikte Orta Avrupa yolu Türklere açılırken Macaristan ve Avusturya üzerine düzenlenecek seferler içinde önemli bir askeri üs elde edilmiş oldu. Şıkları birlikte analiz edelim. Cerbe bir deniz zaferidir. 1560'tır tarihi. Sorumuzla alakası var mı? Yok. A gitti. Viyana'yı kuşattık. Alabildik mi? Hayır. Tarih ne? 1529. O zaman sorumuzla alakası olur mu? Hayır. Viyana'da gitti. Zigetvar Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi. Sorumuzla alakası var mı? Hayır. Budapeşte'nin fethi 1541 fakat yukarıdaki kazanımlar Budin'in ya da Budapeşte'nin fethiyle elde edilmedi. Yukarıdaki kazanımlar 1521 tarihinde Belgrad'ın fethiyle elde edilmiştir. O halde 19. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. 20'ye geldik. Sultan 1. Süleyman'ın Macaristan seferine çıkmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? 1. öncülle başlıyorum. Macaristan topraklarının 3'e bölünmesi bu seferin nedenlerinden birisi değil. Sefer sonrası yaşanan bir gelişmeydi. 1. öncünün olduğu şıkları eledim hemen. Peki geldik 2. öncüle. Fransa Kralı François'nın Şarken'e karşı Osmanlılardan yardım istemesi Sultan 1. Süleyman'ın Macar seferine çıkmasına etkili midir? Evet 2. öncülü aldık. 3. öncüle geldim. Macar Kralı Lajos kaybettiği yerleri geri almak amacıyla Şarken'in de desteğiyle Osmanlı topraklarına
saldırılarda bulunmuş, bu ise Sultan Süleyman'ın Macar seferine çıkmasına sebep olmuş mudur? Evet, o halde 20. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. 21'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni dönem gelişmelerinden birisi olamaz? Kanuni dönemini hemen yazalım. 1520-1566. Rodos'un fethi tarihi ne? 1522. Kanuni dönemi gelişmesi mi? Evet, gitti. Belgrad'ın fethine 1521. Biraz önce konuştuk. Kanuni dönemi, evet. Peki Trablusgarp'ın fethi ne? 1551. Kanuni dönemi mi? Evet. Alman seferi 1532. Ondan sonra zaten İstanbul Anlaşması imzalandı. Kanuni dönemi mi? Evet. E'ye geldik. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi. Trabzon Rum İmparatorluğu'na 1461 tarihinde son verildi. Fatih dönemi. O halde 21. sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 22. soruya. Kanuni Sultan Süleyman 13. ve son seferini aşağıdaki kalelerden hangisi üzerine yapmıştır? Birkaç soru önce farkında olmadan bu sorunun da cevabını vermiş oldum. Kanuni Sultan Süleyman 13. ve son seferini Sigetvar Kalesi üzerine yapmış, kuşatma sırasında da vefat etmiştir. 22. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Adana olmalı. 23. sorudayız. Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı-İran Anlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Gelin birlikte maddelere bakalım. Doğu Anadolu, Bağdat, Tebriz ve Azerbaycan Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Hindistan ticaret yolu üzerindeki önemli noktalarından biri olan Basra Körfezi Osmanlı kontrolüne girmiş oldu. Yukarıdaki kazanımlar 1555 tarihli Amasya Anlaşması'yla elde edilmiştir. Amasya Anlaşması Osmanlı Devleti'nin İran'la imzaladığı ilk anlaşmadır. 1590 tarihli, dikkat edin şu tarihlere, Ferhat Paşa Anlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmış. Ferhat Paşa ile elde ettiği ayrıcalıkları 1612 tarihli Nasuh Paşa ile geri vermiş. Tabiri caizse Nasuh Paşa ile elde ettiği ayrıcalıkları 1618 tarihli Serav Anlaşması ile tekrar iade etmiştir. Kerden Anlaşması yine 1746 yılında Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında imzalanmıştır. Kasr-ı Şirin Anlaşması'nın tarihi neydi? 1639, bugünkü Türk-İran sınırını belirleyen anlaşmadır. 23'ü bir kere daha tekrar ediyorum. 23 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 24. soruya geldik. İkinci Bayezid babasının izlediği denizlerde yayılma siyasetini devam ettirdi. Bu amaçla 1464 yılında çıktığı seferle Boğda'nın Karadeniz kıyısındaki liman şehirleri olan yukarıdaki kalelerden hangilerini fethederek Balkanlardaki Osmanlı toprakları ile Kırım arasında karayolu bağlantısını sağlamış ve Karadeniz'i bir Osmanlı iç denizi haline getirmiştir. Boğdan deyince aklımıza ne gelmeli? Günümüzdeki Moldova gelsin. Peki Navarin deyince aklımıza ne gelmeli? Günümüzdeki Yunanistan'a ait bir sahil kenti gelsin. O yüzden Navarin olduğu şıkları kafadan eliyoruz. Sorumuzla alakalı değil. C gitti, D gitti ve E gitti. Peki, 2. Bayezid babasının izlediği denizlerde yayılma siyasetine devam ederek 1464 yılında çıktığı seferle Boğda'nın Karadeniz kıyısındaki liman şehirleri olan Kili ve Akkirman'ı fethetmiş ve böylece Balkanlardaki Osmanlı toprakları ile Kırım arasında karayolu bağlantısını sağlamış ve aynı zamanda Karadeniz bir Osmanlı iç denizi haline getirmiştir. O halde 24. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. 25. soruya geldik. 2. Bayezid Venedikleri Mora Yarımadası ve Yunanistan'ın batı kıyılarından atmak amacıyla sefere çıktı. Osmanlı donanması gibi yerlerden hangilerini fethederek Venedik'i barış istemek zorunda bırakmıştır? Dıraç, Koron ve Modon gibi yerleri fethedince Osmanlı Devleti çaresiz kalan Venedik'te ne yapmış? Osmanlı Devleti'nden barış istemek zorunda kalmıştır. 25. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Adana olmalı. 26. soruya geldik. Kanuni Sultan Süleyman'ın aşağıdaki adalardan hangisini fethetmesiyle birlikte Mısır deniz yolunun güvenliği sağlanırken Venedik'in elinde bulunan Kıbrıs dışında tüm Doğu Akdeniz bir Osmanlı gölü haline gelmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman bir kere tahta çıktı ve tahttan indiği tarihleri şuraya bir yazalım. 1520-1566 tarihler arasında Osmanlı tahtına oturmuş idi. Şıklara bakalım. Sakız, Limni ve Midilli adaları. O zaman buna cevap olmaz. Peki Girit ne zaman fethedildi? 25 yıllık bir kuşatmadan sonra 1669 yılında fethedildi. Kanuni dönem mi? Hayır. O halde sorumuzun cevabı ne olacak? 1522 tarihli Rodos'un fethi olacak sorumuzun cevabı. 26 o halde ne olmalı? Denizli olmalı. Rodos'un fethiyle Mısır deniz yolunun güvenliği sağlanırken Venedik'in elinde bulunan Kıbrıs dışında tüm Doğu Akdeniz bir Osmanlı gölü haline geldi. 26'yı bir kere daha tekrar ediyorum. Ne olmalı? Denizli olmalı. Eyvallah. 27'ye geldik. Preveze deniz zaferinin ardından Osmanlı donanmasıyla başa çıkamayacağını anlayan Venedik ya başımıza bela olmuş durmadan barış istemek zorunda kaldı. Yapılan anlaşmayla Venedik, Mora ve Dalmatya kıyılarını Osmanlı devletine bırakmayı ve harp tazminatı ödemeyi kabul etti. Böylece Akdeniz'de üstünlük Osmanlı devletine geçti. Güzel. Preveze zaferinin kazanıldığı aşağıdaki tarihlerden hangisi Türk denizcilik yani donanma günü olarak kutlanmaktadır? Bir sürü kitapta farklı farklı tarihler var. En doğrusunu burada ben veriyorum. Lütfen itibar edin söylediğim tarihe. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sitesine de bakabilirsiniz. 27 Eylül 1538 tarihi Preveze Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarihtir. 27 Eylül günü, dikkat edin, Türk denizcilik yani donanma günü olarak günümüzde kutlanmaktadır. 27'nin sorunun cevabı o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. 28'e geldik. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin fethiyle Akdeniz'in güney kıyılarındaki Osmanlı hakimiyeti tamamlanırken devletin sınırları batıda Atlas Okyanusu'na dayanmıştır. Siz şıklara bakarken ben basit bir harita çizeyim ve emin olun bu harita sayesinde soruyu çözeceksiniz kıymetli arkadaşlar. Şöyle Türkiye'yi de şuraya yapayım. İtalya'dan biraz büyük çiziyorum. Ne de olsa ülkemiz. Evet şöyle. Şurası Mısır. Yazayım şu karşısına. Tamam. Şurası Trablusgarp. Şöyle kısalttım. Şurası Tunus. Şurası Cezayir. Şurası da Fas. Gelin şıkları analiz edelim. Trablusgarp ne zaman fethedilmiş Osmanlı tarafından? 1551. Peki bu fethiyle sınırlar batıda Atlas Okyanusu'na dayanmış oldu mu? Olmaz. Bu gitti. Mısır ne zaman fethedildi? 1517. Şuraya yazdık. Peki bu fethiyle sınırlar batıda Atlas Okyanusu'na dayandı mı? Hayır, bu da gitti. Cezayir ne zaman fethedildi? Himaye altına alınması Yavuz dönemi Beylerbeyliği'nin kuruluşu 1535 tarihi veriliyor. Cezayir'in fethiyle ya da Osmanlı himayesine girmesiyle yine sınırlar Atlas Okyanusu'na kadar uzandı mı? Hayır, o da gitti. Tunus, burada Tunus 1574 tarihinde Osmanlı himayesine girdi. Tunus'un fethiyle batıda sınırlar Atlas Okyanusu'na mı dayandı? Hayır. Ama 1578 tarihli Vadi Üsseyl Savaşı neticesinde Fas Osmanlı himayesine girdi. Fas'ın Osmanlı himayesine girmesiyle sınırlar batıda Atlas Okyanusu'na kadar uzanmış oldu. O halde 28. sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. 29. soruya geldik. Osmanlı Devleti'nin Hint deniz seferlerinde uğradığı başarısızlığın başlıca sebepler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A ile devam ediyorum. Gücerat sultanlarının gerekli yardımları yapmamaları bizim bu seferlerde başarısızlığa uğramamızı etkili mi? Evet. A gitti. B'ye geldik. Süveyş kanalının açılmasıyla Akdeniz ticaretinin yeniden canlanması Osmanlı Devleti'nin Hint deniz seferlerinde başarısızlığa uğramasına etkili midir? Hayır. B dursun. C'ye geldik. Osmanlı Devleti'nin seferlere gereken önemi vermemesi, karadaki seferleri daha karlı görmesi, bu seferlerin başarısızlığa uğramasına bir diğer neden midir? Evet, D'ye geldik. Osmanlı denizcilerinin Hint okyanusunu iyi tanımaması, Osmanlı Devleti'nin Hint deniz seferlerinde başarısızlığa uğramalarında etkili bir diğer gerekçe miydi? Evet, E'ye geldik. Kızıldeniz'de hazırlanan Osmanlı donanmasının okyanus şartları karşısında yetersiz kalması yine Osmanlı Devleti'nin Hint deniz seferlerinde başarısızlığa uğramasının etkili miydi? Evet, o halde 29. sorunun cevabı ne olmalı?
Bursa olmalı. 30. soruya geldik. Osmanlı Devleti Müslümanlara yardım etmek, Portekizleri Hint Okyanusu'ndan uzaklaştırmak ve bölgede denetimi ele geçirmek için Hindistan'a 1538-53 tarihleri arasında 4 sefer düzenlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu seferlerde görev alan ünlü denizcilerimizden birisi değildir? Şıklara bakınız lütfen. Ben de şu boş tarafa Hint deniz seferlerine kaptanı deryalık yapan denizcilerimizin isimlerini akrostiş olarak yazayım. 1. 2. 3. ve 4. Hint deniz seferi. 1. Hint deniz seferi deyince aklımıza Hadim Süleyman Paşa gelsin. 2. de Piri Reis. 3. de Murat Reis. 4. de ise kaptanı deryalık yapan kimmiş? Seyidi Ali Reis'tir. Barbaros Hayrettin Paşa Hint deniz seferlerine katılan denizcilerimizden birisi değildir. 30. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Edirne olmalı. Bir soru çözüm videosunun da böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir soru çözüm videosunda tekrar görüşmek dileğiyle ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin.